2004'ten bu yana İstanbul'dayım. 2004'ten. Şırnak'ta. Şırnak İdil. Vallahi oradan geçmemiz olmadığı için çocuklar da buraya taşındı. Biz de mecbur taşınmak zorunda kaldık yani. 2014'ten çıkış yaptı yani. Peki ne zaman yaşamını yitirdi? 2014'ten çıkış yaptı. Sonra 4 yıl arada geçti. Diyarbakır'dan biz medyadan duyduk ki çocuk orada şehit oldu. Oradan çocuk olduğunda biz gittik cenazeyi istedik. Cenaze verdiler, biz cenazeyi İdil'e götürdük. Oradan hatta bile yıkamaya bile izin vermediler. Öylece biz defnettik. Sonra da bize avraklar arka avraklar geldi. Tazminat davası üstümüze açmışlar. Dedi ki ana babası bu parayı yatırmak zorundadır. Devletin zararı oldu. Bilmem ne. Bizim şey yoldan ilgili bilmem araba darbe yemiş. Bilmem asker yaralandı dedi. Ya bizim ne suçumuz vardı? Tamam, çocuk 18 yaşa girdi zaten. 18 yaşa girdikten sonra çocuk ana babasının sorumluluktan çıkıyor. Bu bizim bir sorunumuz varsa tamam, başımız üstüne. Ama bu yani haksız yere yani bu haksızlıktır yani. 2018'den bu yana bu dava sürüyor. Minat davası. Çocuğun hani çocuk şeye katıldığı için yani PKK'ya katıldığı için diyor bizim araba derbeymiş, asker yaralandı dedi bilmem ne. Kardeşim ya bir savaştır. Türkiye'de biliyorsunuz bir savaştır. Biz de bu savaşı durdurmak istiyoruz ama bizim sorunumuz değil ki siz bu savaşı durdurun. Biz de istiyoruz ki biraz önce bu savaşı durdursun. Kimse çocukları olmasın. Ne bir asker, ne bir ya dağdaki ne bir insan avladı olmasın diye biz de istiyoruz ama maalesef bu işi durduran yok. Bu savaşı durduran yok. 2018'den bu yana avraklar bizim üstüne geliyor. Bu tazminatı ödeyin. Yoksa bilmem ne, faiz geçecek, bilmem ne, ya bizim ne suçumuz vardı? Mahkemeye gelin, her 1-2 aydan mahkemeye gelmeniz gerekir diyor. Diyarbakır'da. Diyarbakır mı? Biz Diyarbakır'a gitmeye de imkanımız yok. Tek çalışıyorum. Fırsat bulamıyoruz, izin vermiyorlar. İş sahibi de izin vermiyor. Gidip de oraya mahkemeye gidelim. Ne yapıyorum ben buradan? Küçükçekmece Mahkemesi'ne gidiyorum, oradan bir dilekçe yazıyorum, oranın cevabını gönderiyorum. Yine aynı devam ediyor. Yine avrakları geliyor. Bu davayı durdurmadılar, mecbur. Yani bu hakarettir, bu biz de mağdur olmuşuz, bizim çocuğumuz olmuş. Bize bunun üstünde bize tazminat davası açıyor. Yani bu bir haksızlık, yani bir hakarettir. İsterse 1000 lira olsa bile hakarettir yani. Şimdi insanın zoruna giden şeyler yani. Hani şimdi bir köy kavgası olsa olabilir. Ama biliyorsunuz Türkiye'de bir savaş var. Çoktan beri yani bu böyle bir savaş var yani kim kime tazminat verecek, kim kime tazminat hakkından açacak yani çok zor bir durum. Biz istiyoruz ki biraz önce bu davayı bütün insanların üstünden durdurması lazım veya yani haksızlık yapmaması lazım. Bu aile de yani çok mağdur, bizim çocuğumuz da olmuş yani biz de mağduruz yani. Yani şöyle bir zulümdür yani başka bir şey değil. Yani bir zulümdür. İnsan şimdi bir insan Cenab-ı Allah bu zulmü kabul etmiyor yani. Bir insan insana zulüm edersek yani şimdi çocuk 18 yaşa girdikten sonra çocuk ne yaparsa yapar. Ana babası engel olamaz. Yani bir hakarettir yani. Şimdi insan öldükten sonra gidip mezarlığa zarar verirse bir de o da bir hakaret yani. İnsan öldükten sonra sen ne yaparsa ya, adam ölmüş gitmiş yani. Mezarlığa zarar vermemesi. Vallahi biz ne yapacağız? Biz yani elimizden geleni yani dilimizi sahibiz, dilimizin arkasındayız, kültürümüzü, ırkımızı arkasındayız. Ama biz bu devlette yaşıyoruz ki biz istiyoruz ki herkes bir olsun, herkes kimse hakkını yemesin, kimse hakaret etmesin. Yani hukuk içerisinden davranması gerekir. Bunun bir durumumuz yok. Biz istiyoruz ki bu davayı durdurması istiyoruz. Bu davayı biraz önce durdurması gerekir. Yani sadece kendim adıma demiyorum yani bütün aileler adına diyorum bu tazminatları durdursun. Yani bir hakarettir. Yani eğer savcı, hakim bunu hak edersek, bunu kabul edersek, bunu da yani hesabını öbür dünyada hesabını verebilirler yani. Ha şimdi benden bu parayı bu aileden alabilirler ama öbür dünyada hesabını da vermek zorunda. Yazık günah yani. Şimdi tamam biz şimdi onların elinde etki var. Bize hapse atabilirler, bize tazminat alabilirler. Ama yukarıda Cenab-ı Allah var şimdi. Yani öbür dünyada hesap sorulacak. Onun için biraz önce bu mahkemeye son vermesi ve bir hakarettir, haksızlıktır. Yani biz de mağduruz. Bunu biraz önce son vermesi istiyoruz.